Evet arkadaşlar, şimdi sizi bir düşünce deneyine davet etmek istiyorum. Gelin birlikte biraz beyin jimnastiği yapalım. Olasılık konularına çalışırken daha önce hiç Monty Hall problemiyle karşılaştınız mı? Yani bu durumun isminin Monty Hall olmasının sebebi Let's make a deal yani haydi anlaşalım isimli yarışmada Birazdan üzerinden geçeceğimiz probleme çok benzeyen bir durumun yaşanmış olmasıdır. Ve bu programın ilk sunucusunun adı Monty Hall olduğu için bu problem literatürde Monty Hall problemi olarak yerini almıştır. Hatırlarsanız bu programın Türkiye versiyonunun adı Seç bakalım ve sunucusu da Erhan Yazıcıoğlu'ydu. Hatırladınız mı? Evet bu programda yarışmacılara 3 tane perde ya da kapı arasından birini seçmeleri söylenirdi. Şimdi siz de bu yarışmaya katıldığınızı düşünün. Ve resimde gördüğünüz aşçı kılığındaki kişi olduğunuzu hayal edin. Üç tane perde var. Birinci, ikinci ve üçüncü. Bu perdelerin birinin arkasında gerçekten çok ama çok istediğiniz çok değerli bir hediye var. Bu bir araba, tatil ya da büyük para ödülü olabilir. Ne isterseniz öyle düşünelim. Diğer iki perdenin arkasında da hiç ama hiç istemediğiniz, asıl hediye gibi değerli olmayan, bir deve kuşu, keçi ya da plaj topu gibi saçma sapan bir şey var yani istemediğiniz bir şey. Siz tabii ki de büyük ödülü bulmak isteyeceksiniz. Yarışmanın sunucusu sizden perdelerden birini seçmenizi istiyor. Diyelim ki bir numaralı perdeyi seçtiniz. Bu noktada yarışmanın formatı gereği sunucumuz durumu sizin için daha ilginç bir hale getirmek için burada bir şey yapıyor. Ve size kazandığınız ödülü göstermek yerine diğer iki perdeden Birinin arkasında ne olduğunu gösteriyor. Evet, açılanı perdenin arkasında tabii ki büyük ödül olan e, seçenek değil. Açılan perdenin arkasında büyük ödül yok. Başka bir ödül var. Öyle düşünün. Siz hangi perdeyi seçerseniz seçin, geriye kalan perdelerin en azından birinin arkasında her zaman istemeyeceğiniz bir ödül olacak. Bu kesin. Eğer doğru perdeyi seçtiyseniz, geriye arkasında ödül olmayan iki tane perde kalır. Kısacası her durumda geriye arkasında ödül olmayan perdelerden en az bir tane kalacaktır. Şimdi programa geri dönelim. Siz bir perdeyi söylediniz. Sonucumuz ne yaptı? Arkasında büyük ödül olmayan perdelerden birini açtı. Bu da diyelim 3 numaralı perde olsun. Arkasında da diyelim keçi olsun. Ve size sordu. 1 numarayı seçmiştiniz. 1 numara yerine 2 numaralı perdeyi ister misiniz diye sordu. Acaba perdeyi değiştirmeli misiniz? değiştirmemeli misiniz? Değiştirseniz ne olur? Değiştirmeseniz ne olur? Ya da değiştirseniz de değiştirmeseniz de rastgele bir seçim olacağından durum değişmez mi? İşte kafa kurcalayan soru, muamma budur. Literatürde Monty Hall problemi diye geçen soru da işte budur. Hadi şimdi videoyu durdurun ve düşünün. Soru çok basit gibi görünüyor. Peki cevabı ne? Seçtiğiniz perdeyi değiştirir misiniz, değiştirmez misiniz? Hadi bakalım. Şimdi olasılık hesabı yaparak mantıklı bir cevap üretmeye çalışacağız. Hazır mısınız? Evet, düşündünüz ve konu hakkında bir fikriniz olduğuna göre gelin şimdi de birlikte düşünelim. Bu arada videoyu istediğiniz zaman durdurabilir ve o ana kadar söylediklerim üzerine düşünmeye devam edebilirsiniz. Şimdi biz programı yapanların yani yapımcıların gözünden bakmaya çalışacağız. Yapımcılar keçinin nerede olduğunu biliyorlar. Bu birinci perde, bu ikinci, bu da üçüncü. Diyelim ki büyük ödül araba araba olsun. Çok sevdiğiniz şey bir araba. Ve o arabada 2 numaralı perdenin arkasında. Burada ve burada da bir de ve üçte de keçi var. Evet programcıların gözünden yaklaştığımızda yarışmacıların neyin nerede olduğunu bilmediklerinden ötürü programcıların burada bir avantajı var gibi gözüküyor. Şimdi yarışmacı ne yaptı? Bir numaralı perdeyi seçmiş oldu değil mi? Siz diyelim bir numarayı seçtiniz. Bu durumda 2 numaralı perdeyi açamayız çünkü arkasında araba var. Ne yapıyoruz o zaman? 3 numaralı perdeyi açıyoruz ki yarışmacı orada keçiyi görsün. Ve bu durumda yarışmacının 2 numaralı perdeyle değiştirmesi onun için daha iyi olur. Hatta onun için çok iyi olur çünkü 2 numaranın arkasında araba olduğu için arabayı kapar. Peki eğer yarışmacı 2 numaralı perdeyi seçerse ne olur? Diyelim ki baştan 2'yi seçmişti. E yapımcılar o zaman 1 ya da 3 numaralı perdeyi açabilir, değil mi? Bu durumda yarışmacının seçimini değiştirmemesi onun için daha iyi olacaktır. Son olarak eğer yarışmacı 3 numaralı perdeyi seçmiş olsaydı 1 numaralı perdeyi açmak zorunda kalırdık. Çünkü 2 numaralı perdenin arkasında araba var. Ve bu durumda da yarışmacının perdesini diğer perdeyle değiştirmesi onun için daha iyi olur. Evet, olası durumlar bunlar. Şimdi bu iki strateji için olasılıkları inceleyelim. Perde değiştirmeme stratejisi ya da seçtiğin perdeye sadık kal stratejisi. Bu stratejiyi kullanırsak kazanma olasılığımız ne olur? 3 perde var. Büyük ödül eşit olasılıkla bunlardan birinin arkasında. O halde kazanma şansımız 1 bölü 3 değil mi? Kaybetmemizin olasılığı da geriye kalan 2 durum. Yani 2 bölü 3. Dikkat ettiyseniz bu durumların olasılıklarının toplamı 1. Evet, eğer perde değiştirmezsek kazanma olasılığımız 1 bölü 3, Sırada perde değiştirme stratejisi var. Yani şimdi de perde seçimimizi değiştirirsek ne olacağına bakalım. Bu durumda da neler olabilir? Bunu hemen hesaplamaya çalışalım. Kazanma olasılığımız nedir? Yani yarışmanın sunucusu bu soruyu sorduğunda perdeyi her zaman değiştiriyorsak nasıl kazanabiliriz? Eğer birinci seçimimiz yanlışsa, diğer yanlış seçimi gösterecekler ve perdeyi değiştireceğiz. Yani bir numarayı seçersek üç numarayı açacaklar ve biz iki numarayla değiştireceğiz. 3 numarayı seçersek 1 numara yaşayacaklar. Biz yine 2 numarayla değiştireceğiz. Kısacası eğer birinci seçimimiz yanlışsa ve perde değiştirme stratejisiyle oynuyorsak her zaman kazanacağız. Ve kabul edin gayet güzel bir düşünme tarzı bu. Burada içgüdülerle değil matematik bir seçimle ilerlemeye çalışıyoruz. Tekrar ediyorum. Eğer birinci seçim yanlışsa, birinci adımda yanlış seçim yaptıysak, yanlış iki kapıdan birini seçtiysek ve stratejimiz perdeyi değiştirmek üzerineyse neyse arabayı kazanırız. Yanlış perdeyi seçtiysek, ikinci yanlış perde açılacak ve perdemizi değiştirdiğimizde büyük ödüle kavuşacağız. O halde perde değiştirme stratejisinde kazanma olasılığımız nedir? İlk seçimin yanlış olmasının olasılığı. Peki ilk seçimin yanlış olmasının olasılığı nedir? 3 kapıdan ikisi yanlış olduğu için 2 bölü 3 2 bölü 3 ihtimalle yanlış perdeyi seçeceğiz ve doğru perdeyle değiştireceğiz. Perdeyi değiştiriyorsak eğer nasıl kaybedebiliriz? Cevabı çok basit. Eğer ilk başta doğru perdeyi seçmişsek, değiştirirsek kaybederiz. Yanlış perdelerden birini açarlar, biz de perde değiştirdiğimiz için yanlış olan diğer perdeyi seçmiş oluruz ve arabanın yerine keçiyi görürüz. O halde perde değiştirme stratejisinde kaybetmemiz için ilk seçimimizin doğru olması gerekir. İlk seçmemizin doğru olma ihtimali de 1 bölü 3'tür. Gördüğünüz gibi içgüdülerimizin tersi olan bir sonuç elde ettik. İlk seçimimize sadık kalıp perdemizi değiştirmediğimiz durumda kazanma olasılığımız 1 bölü 3 iken, perdemizi değiştirdiğimiz durumda kazanma olasılığımız 2 bölü 3. Konuyu toparlamak için isterseniz bu şekilde de düşünebiliriz. Birinci seçimimizde arabayı bulmuş olma ihtimalimiz 1 bölü 3'tür. Araba 2 bölü 3 ihtimalle de diğer perdelerin arkasındadır. Yanlış perdelerden birini açacakları için değiştirdiğimizde bu 2 bölü 3 olasılığı elde etmiş oluyoruz. Hiç böyle düşünmemiştiniz değil mi?